Kozanların büyük zararı. Kozan Şirketler Grubu'na ait Polatlı'daki kereste fabrikasındaki patlama sonucu bir kişi ağır yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Tunç! Ne oldu? Fabrikada patlama olmuş. Ağır yaralı biri varmış. Neler oluyor? Polatlı'daki fabrika. Merak etme, Cüneyt iyi, ailenin geri kalanı da. Sen nasıl bir kızsın ya? Seni kapının önüne koymuş bir aile için hala üzülebiliyorsun. Bana bunları Cüneyt ya da Zühre anne yapmadı ki. Onlar beni sadece sevdiler. Onların yaptığı iyiliği unutamam. Onlar seni unuttu ama. Bir iz bırakmadınız değil mi? Merak etmeyin Tunç Bey. Ne dediyseniz eksiksiz yaptık. Patlamaya kaza süsü verdik. İyi. Ağzını sıkı tut. Sağ ol İhsan efendi. İhsan abi gelmiş, bir şey lazım mı diyor. İyi. Feride, ben çıkıyorum. Ateş gelecek, ilgilenirsiniz. Ben mi? Tunç, adamı tanımıyorum bile. Feride, tanışırsın işte. Sen onun asistanı olacaksın. İşle ilgili her şeyi bilmen lazım. Bir an önce öğrenmelisin. Tatlım, endişelenecek bir şey yok. Bak, benden habersiz bir şey yapma, olur mu? Aklın kalmasın sende. Hadi görüşürüz. Nazire abla, merhaba. Ben Feride. Mavişim, nasılsın annem? Neredesin sen? İyiyim ben ablacığım. Bir arkadaşımda kalıyorum. Ya evdekiler nasıl? Kötü şeyler olmuş, gazetede okudum. Sorma annem ya, sorma. Allah'tan herkes iyi. Peki sen nasılsın? Nazire Hanım, yukarı Cüneyt'in odasına çıkar mısınız? Gömleği ütüsüz ilgilenin. Nazire Hanım, size diyorum. Zühre anneye de bir ağrı kesici götürün odasına. Tamam, şimdi hallederim. Feride, annem. Feride. Of, of. Kim bilir, bir zamanlar belki de senin takıların vardı burada. Ama artık Eylül'ün kolyeleri, bilezikleri. Bu? Bunu Cüneyt'e verdiğinde her şey düzelecek mi sanıyorsun? Kızım, üzerine büyük oyun dönüyor diyorum sana. Bir mektupla mı atlayacaksın kendini? Cüneyt'in bu olanlardan haberi olmalı Tunç. Haberi olsa ne olacak? Bir geçerliliği bile yok bunun. Bir kanıt sayılmaz. Çok geçmiş olsun dayı. Nihayet teşrif edebildin. Neredesin sen sabahtan beri? Polatlı'ya niye gelmedin? Ya şirketteki işler aksamasın diye burada kaldım dayı. İş bitince de hemen geldim. Bir gelişme var mı? Yok. Ne sebep olmuş patlamaya? Ne bileyim ben. Ama kaza değil bu. Nasıl yani? Hastane ihalesine katılmamızı istemeyen firmalar vardı. Onların işi bu. Ama bulacağım. Kim yaptıysa bulacağım ve mahvedeceğim onu. Ne işi var burada ya? Yok musun sen? Çık dışarı. Sevincini paylaşmaya geldim Eylül.
Osman Kozan mahvolmuş durumda. Sevinmişsindir. Sen yaptın değil mi? Niye böyle bir riske gireyim ki? Senin sağ solun belli olmaz. Senin de. Aa, hatta belki sen yapmış olabilirsin. Çiftlik evini de yakmaya çalışmıştın. Sus, dedim sana, çık dışarı. Annenle babanı yaktıkları gibi sen de onları yakmak istiyordun. Hatırladın mı? Biri duyacak, çık dışarı diyorum sana. Ne oldu? Para intikam hırsını mı köreltti tatlım? Yoksa kozan olmak işine mi geldi? Cüneyt'le evleneceğin için çok mutlusun değil mi? Eylül. Defol şuradan. Çık dışarı. Hastasın sen. Eylül, Cüneyt Bey sizi görmek istedi de affedersiniz. Geliyorum Nazır Hanım. Tunç Bey'in eli kanamış da yara bandı sordu. Ne oldu oraya be evladım? Ne yaptın sen? Mutfakta yara bandı var, gel. Ya görünmez kaza işte. Öyle bir anda oluverdi. Ya bunu önce temizleyelim sonra bantlayalım. Gel gel. Aman.